Bundan önceki videoda elementlerin bileşiklerinde alabilecekleri değerliklerden bahsetmiştik. Şimdi gelelim yükseltgenme basamaklarını nasıl belirliyoruz? Bunların kuralları ne? Bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Dolayısıyla bu video içerisinde yükseltgenme basamaklarının belirlenmesi kurallarını öğreneceksiniz ve yükseltgenme basamaklarını belirleyebileceksiniz. Yükseltgenme basamağının tanımını bir önceki videomuzda yapmıştık. Bir taneciğin atom ya da iyon tek başına ya da bileşik içerisinde sahip olduğu yükü yükseltgenme basamağı demiştik. Peki yükseltgenme basamaklarını nasıl belirliyoruz? Şimdi burada belli kurallarımız var ve bu kuralları izleyerek yükseltgenme basamaklarını belirleyeceğiz. İlk kuralımız şu. Element halindeki atom ya da moleküllerin yükseltgenme basamakları sıfırdır. Zaten bir taneciğin bir yükünün olması için bileşik yapıyor olması lazım. Örneğin CU'yu görüyorsanız tek başına, FE'yi görüyorsanız, H2'yi görüyorsanız, O3'ü görüyorsanız, işte P4'ü görüyorsanız bunların hepsi element halinde atom ya da moleküllerdir. Ve bunlar bileşik içinde olmadıkları için yükseltgenme basamaklarının sıfır olduğunu söyleyeceğiz. İlk kuralımız bu. İkinci kuralımız tek atomlu iyonların yükseltgenme basamaklarının iyon yüküne eşit olduğu. Yani siz bir tepkimede Fe artı 2 görüyorsanız, işte bu artı 2 demirin yükseltgenme basamağıdır diyeceğiz. Elimizde eğer tek atomlu bir iyon varsa, iyon yükü yükseltgenme basamağına eşit olacak. Bunların örnekleri arttırılabilir. Bunların hepsi tek atomlu iyonlardır ve yükseltgenme basamakları da iyon yüküne eşittir. Üçüncü kuralımız der ki, çok atomlu iyonlarda elementlerin yükseltgenme basamakları toplamı iyon yüküne eşittir. Ve örneğin diyor nitrat iyonu. Nitrat iyonunda azotun yükseltgenme basamağını bulacağız. Azotun yükseltgenme basamağını bulacağımıza göre oksijeni bildiğimiz kabul ediliyor. Şimdi oksijenin OF2 bileşiğinde artı +2 yükseltgenme basamağına sahip olduğunu söylemiştik. Tek artı +2 alabildi ya da artı değerlik aldığı buydu. Peroxid eksi 1, oksitte de eksi 2 idi. Peroxid'i 1A ve 2A grubu elementleriyle yaptığı bileşiklerinde var. Şimdi eğer size oksijenin yükseltgenme basamağı sorulmuyorsa direkt arkadaşlar eksi 2 değerliğini kullanırsınız ki zaten %99.5 neredeyse eksi 2 alıyor. Yani bize oksijen sorulmadığında oksijenin yükseltgenme basamağını eksi 2 olarak kullanacağız. Oksijen eksi 2 ve şunu yapacağız. Bir tane azotla 3 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını iyon yüküne yani eksi 1'e eşit diyeceğiz. Buradan x değerini artı 5 bulacağız. Demek ki bu bileşik bu kökte azotun yükseltgenme basamağı artı 5'miş diyeceğiz. Şimdi gelin bunun uygulamaları ile ilgili 4 tane de örnek yapalım. Az önce de demiştim eğer size oksijenin yükseltgenme basamağı sorulmuyorsa oksijen direkt eksi 2 kullanınız. Ee, Şöyle yapalım. Birinci de diyeceğiz ki bir tane mangan da 4 tane oksijenin yükseltgenme basamaklarının toplamı 2 oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2 eksi 1'e eşit olacak. Buradan x değerini artı 7 buluruz. Demek ki bu iyonda manganın yükseltgenme basamağı artı 7'ymiş. Geldim buraya fosforu soruyor. Oksijeni yine eksi 2 kullanacağım. Bir tane fosforla 4 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamı iyon yüküne yani eksi 3 e eşit olacak. Buradan x değerini artı 5 buluruz. Demek ki bu kökte fosforun yükseltgenme basamağı artı 5'miş. NH4'e geldiğimizde şimdi hidrojenin de eksi 1 ve artı 1 yüklü iyonlarından bahsetmiştik. Eksi 1'e 1A ve 2A gibi aktif metallerle yapıyor. Eğer size yine hidrojen sorulmuyorsa hidrojeni direkt artı bir yükseltgenme basamağı olarak kullanırsınız. Hiçbir sorun olmaz. Burada da diyeceğim ki bu durumda bir tane azotla dört tane hidrojenin ki hidrojen artı bir yükseltgenme basamakları toplamı artı bir eşit olacak. Yani iyon yüküne buradan x değerini eksi 3 buluruz. O zaman bu kökte azotun yükseltgenme basamağı eksi 3'müş ya da 3 eksiymiş ne derseniz. Sonuncuya geldik. Şimdi biz hep tek atomların yükseltgenme basamağını bulacağız. O yüzden burada diyeceğiz ki 2 tane kromla 7 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamı eksi 2'ye eşit olacak. Buradan x değerini artı 6 bulacağız. O zaman bu kökte kromun yükseltgenme basamağının da artı 6 olduğunu söyleyeceğiz. Hep tek atomların yükseltgenme basamaklarını belirlediğimizde unutmayınız. Ve son kuralımız. Bileşiklerde elementlerin yükseltgenme basamakları toplamı sıfırdır. Zaten bileşikler yüksüz maddelerdir. Örneğin diyor potasyum permanganat bileşiğinde manganın yükseltgenme basamağı belirlenecek olursa. Şimdi biz burada manganı bulmaya çalıştığımıza göre diğer iki elementin yükseltgenme basamaklarını biliyoruz demek ki. Kaldı ki potasyum 1A grubundadır. Yükseltgenme basamağı artı 1'dir, sabittir. Oksijen sorulmadığında eksi 2 kullanabilirsiniz demiştik. O zaman bir tane potasyumla bir tane manganın ve dört tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını sıfıra eşitleyeceğiz. Bakınız tepesinde bir yük yok. Bu bir bileşik çünkü. Buradan x değerini artı 7 buluruz. Demek ki bu bileşikte manganın yükseltgenme basamağı artı 7'dir diyoruz. Evet şimdi de bu kuralımızla ilgili bir örnek yapalım. Aşağıda verilen bileşiklerde altı çizili olarak verilen elementlerin yükseltgenme ve basamaklarını belirleyeceğiz. Şimdi ilk bileşiğimizde biz kükürtün yükseltgenme basamağını buluyoruz. Oksijen ve hidrojenin sormadığında hidrojen direkt artı bir, oksijen direkt eksi iki kullanabilirsiniz. Kaldı ki ametallerle yaptığı bileşiklerinde hidrojen artı bir alıyordu. O zaman iki tane hidrojenle bir tane kükürtün ve 4 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını 0'a eşitleyeceğiz. Buradan x değerini artı 6 buluruz. Yani bu bileşikte kükürtün yükseltgenme basamağı artı 6'ymış. İkinci bileşiğimizde azotu soruyor, oksijen eksi 2 kullanacağım. 2 tane azotla 5 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını, sıfıra eşitleyeceğim. Oksijen burada peroksit de olamaz zaten. Tekrar söyleyeyim peroksiti 1A ve 2A'da bulunan elementlerle yapabiliyor. Buradan x değerini artı 5 buluruz. Kaldı ki tekrar söyleyeyim oksijeni sormadığında direkt eksi 2 alınız. Buradan azotun bu bileşikte yükseltgen ve basamağını artı 5 buluruz. Kalsiyum karbonat. Şimdi karbon, karbonu sordu, sorduğuna göre kalsiyum ve oksijeni biliyorum. Kalsiyum 2A grubundadır. Sabit artı 2 değerlik alır. Oksijeni de eksi 2 kullanacağım. Ve karbonu bulmaya çalışıyorum. Diyeceğim ki bir tane kalsiyum, bir tane karbon ve 3 tane oksijenin yükseltgenme basamakları toplamını sıfıra eşitleyeceğiz. Buradan karbonun yükseltgenme basamağını bu bileşik içerisinde artı 4 olarak buluruz. Ve son bileşiğimizde Yine kloru sorduğuna göre sodyumu biliyor olmam lazım ki sodyum bir adadır sabit artı 1 alır. Oksijen eksi 2 alıyor. Demek ki bir tane sodyum, bir tane klor ve 4 tane oksijenin yükseltgen ve basamakları toplamını 0'a eşitleyeceğim. Buradan CL'yi artı 7 bulacağız. Demek ki bu bileşikte klorun yükseltgen ve basamağı 7 artı ya da artı yediymiş. Bu videoda sizlerle yükseltgenme basamaklarının belirlenmesi kurallarından bahsettik. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere.